Merhaba sevgili öğrenciler. TYT ve 9. sınıf konusu olan ısı sıcaklık konusuna bu videoda hal değişimi ile devam ediyoruz. Maddenin ısı alarak ya da vererek moleküller arasındaki potansiyel enerjisinin değişmesi sonucu bir halden başka hale geçmesine hal değiştirme denir. Katı cismin sıvı hale geçmesine erime Sıvı cismin gaz hale geçmesine buharlaşma, gaz halinden sıvı hale geçmeye yoğuşma, sıvı halden de katı hale geçmeye donma denir. Bir de katı halden direkt gaz hale geçmeye süblimleşme, gaz halden direkt katı hale geçmeye de kırağılaşma denir. Çok önemli bir notumuz var. Saf maddelerin hal değişimleri sırasında sıcaklıkları sabit kalır. Bir maddenin aldığı ya da verdiği ısıya göre sıcaklık değişimini inceleyecek olursak, bakın yukarı doğru çıkıyorsa grafik madde ısı alır. Aşağı doğru iniyorsa madde ısı verir. Aldığı ya da verdiği ısının iki çeşit formülü var. Birisi mc delta t maddede sıcaklık değişimi varsa bunu bir önceki ısı sıcaklık videomuzda öğrenmiştik. Buradaki m kütle, c öz ısı, delta t de sıcaklık değişimiydi. Eğer hal değiştiriyorsa sıcaklık sabit olduğu için m çarpı yaptığı işlemin erime ısısı, donma ısısı değeri neyse onu yazıyoruz. Örnek olarak bir madde eksi T1'den başlamış olsun ısı veriyoruz. Burada sıcaklığı artıyor katı halde. Isı vermeye devam ederken hal değiştirirken bakın burada sıcaklığı sabit. Bu arada katı sıvı karışımı bu noktaya geldiğinde artık hepsi sıvıya dönüşmüş. Isı vermeye devam ettiğimizde tekrardan sıcaklığı artıyor. Tekrar hal değiştirme sıcaklığına gelene kadar. Burada sıcaklığı sabit olduğuna göre sıvı artık buharlaşıyor. Burada tamamen gaza dönüştü. Tekrardan ısı vermeye devam ettiğimizde gazın sıcaklığı artacak. Buradaki Q2'nin formülü ısı alıyorsa M çarpı L erime, ısı veriyorsa M çarpı L donmadır. Zaten maddenin erime ısısıyla donma ısısı aynı madde ise birbirine eşittir. Erime ısısı maddenin 1 gramının erimesi için alması gereken ısı miktarı. Donma ısısı ise maddenin 1 gramının donması için vermesi gereken ısı miktarı. Aynı şey buharlaşma ve yoğuşma ısısı için de geçerli. Isı alıyorsa buharlaşacak. Isı veriyorsa yoğuşacak. Buharlaşma ısısı 1 gramının buharlaşması için alması gereken ısı miktarı. Yoğuşma ısısı ise L yoğuşma 1 gramının yoğuşması için dışarıya vermesi gereken ısı miktarı. Bunlar da ayırt edici özelliktir. Maddenin cinsine bağlıdır. Evet arkadaşlar şimdi TYT sınavında ya da okulumuzdaki yazılımızda karşımıza çıkabilecek önemli notlarımız var. Birincisi Saf maddeler için hal değiştirme sıcaklığı ayırt edici özelliktir. İkincisi, hal değiştirme sıcaklığı ayırt edici özellik olduğu için maddenin türüne ve saflığına bağlı ayrıca üzerindeki dış basınca da bağlıdır. Üçüncüsü, buharlaşma sıvının yüzeyinde ve her sıcaklıkta olurken kaynama sıvının her noktasında belirli sıcaklıkta olur. Yani buharlaşmayla kaynama aynı şey değil. 4. Sıvının buhar basıncı ile atmosfer basıncının eşit olduğu sıcakla kaynama sıcaklığı denir. Düdüklü tencerede olduğu gibi sıvı üzerine uygulanan yüksek basınç sıvının kaynama sıcaklığını yükseltir. Düdüklü tencerede buhar basıncı yüksek olduğu için suyun kaynama noktası 140-150 santigrat dereceye kadar yükselir. Böylece yemek daha yüksek sıcaklıkta pişmiş olur. Beşincisi ise su ve buzun denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Evet, şimdi örnek yapıyoruz. Isıtılan saf katı maddenin sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre katı haldeki ısı sırası sıvı haldeki ısı sırasından büyüktür. Isı sırası neydi arkadaşlar? Q eşit M C delta T formülünde M ile C'nin öz ısının çarpımı büyük C ile gösteriliyordu. Isı sırası idi. Bir önceki videomuzda görmüştük. Isı sırası demek M kütlenin sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gerekli ısı miktarı demektir. Kütleye bağlı olduğu için ısı sırası ayırt edici özellik değil ama küçük c olan öz ısı ayırt edici özelliktir. Şimdi ısı sırasına bakmak için bakalım c'yi yalnız bıraktığımızda ısı sırası q bölü delta t. Katı haldeki ısı sırası aldığı ısı q kadar sıcaklığı t'den 2t'ye gelmiş değişimi t. Sıvı haldeki ısı sırası ise Burada katı maddemiz. Burada hal değiştiriyor katı artı sıvı. Burada sadece sıvı, burası da sıvı artı gaz. Sıvı haldeyken aldığı ısı miktarı 2Q. Sıcaklığı da 2T'den 4T'ye çıkmış, 2T. O zaman bu ikiler birbirini götürünce katı haldeki ısı sırası sıvı haldeki ısı sırasından büyüktür yanlış, eşittir. Buharlaşma ısısı erime ısısından büyüktür. Bakın buharlaşması için aldığı ısı ne kadar? Q. Erimesi için aldığı ısı ne kadar? 2Q. Kütleler aynı. Hal değiştirme ile maddenin kütlesi değişmez. Burası erimesi için 2Q ısı aldığına göre demek ki erime ısısı buharlaşma ısısının 2 katıdır. Buharlaşma ısısı erime ısısından büyük değil, küçüktür olmalıydı. Üçüncüsü, donma ısısı erime ısısına eşittir. Evet, tüm maddelerin donma ısısı ile erime ısısı birbirine eşittir arkadaşlar. Birinde ısı alır, birinde ısı verir ama eşittir. Cevabımız yalnız 3. Evet arkadaşlar, başka örnek yapıyoruz. Isıtılan saf katı cismin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin kütlesi daha büyük olsaydı T, alfa, T1, T2 için ne söylenebilirdi? Hal değiştirme sıcaklığı maddenin cinsine bağlı, kütleye bağlı değil. Dolayısıyla kütlesi daha büyük olsa bile hal değiştirme sıcaklığı T değişmez. Peki, şimdi kütlesi daha fazla ise Sıcaklığının T'ye gelmesi için daha uzun süre ısı alması gerekir. Dolayısıyla zaman artacağı için buradaki alfa açısı küçülmüş olur. Alfa azalır. Aynı sıcaklığa daha fazla kütlenin gelmesi için daha çok ısı alması gerekiyor ve erimesi için de daha çok ısı alması gerekir. Dolayısıyla süreler T1 ve T2 artar. Evet arkadaşlar başka bir örnek yapıyoruz. X'ye katı cisimleri özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Cisimlerin erime ısılarının oranı Lx bölü Ly 1 bölü 3 olduğuna göre öz ısılarının oranı Cx bölü Cy nedir? Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığına göre X 2T sürede 2Q kadar ısı almışsa Y 3T sürede 3Q kadar ısı alır. Verilen ısılar sonucunda sıcaklıkları değişmediğine göre hal değiştiriyorlar. Buradan kütlelerini bulalım. Mx çarpı L de yerine koyacağız. Lx'in değeri 1'miş. My çarpı Ly'nin değeri de 3. Burada neyi yerleştirmiş olduk? Q eşit M çarpı L erimi. Oranladığımızda 3'ler sadeleşiyor. Q'lar da sadeleşiyor. X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı 2 bulunur. Peki bu 2T 5T aralığında ısı verilmeye devam ediyor. Sıcaklığı artıyor. Sıcaklığı arttığı için formülümüz bu sefer M çarpı C çarpı delta T olacak aradaki 3T sürede aldığı ısı 3Q. Kütlesini 2 bulmuştuk. Çarpı Cx çarpı 2M de yazabiliriz. Orayı anlayınca götürecek. Sıcaklığı sıfırdan T'ye gelmiş. Sıcaklık değişimi T. Y'nin ise 3 T, T arasında 1 T olduğu için aldığı ısı Q kadar. Kütlesi burası 1 çarpı C'ye çarpı. Sıcaklık sıfırdan 2T'ye gelmiş sıcaklık değişimi 2T. Oranladığımızda T'ler, 2'ler ve Q'lar birbirini götürünce X ve Y'nin öz ısılarının oranı 3 olarak bulunur. Evet, başka bir örnek yapıyoruz. Isıtılan sıvının kütle zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre Sıvının T1, T2, T3 anlarındaki sıcaklıkları T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir? Sıvıyı ısıtıyoruz ve kütlesi değişmiyor. Demek ki burada ısıtılıp da kütle değişmediğine göre sıcaklık artıyor. Buradaysa sıvının kütlesi azaldığına göre artık sıvı hal değiştiriyor. Hal değişimi sırasında da sıcaklık sabittir. O zaman burada artıp buradan sonra sabit olduğuna göre T2 ile T3 sıcaklığı birbirine eşit olacak. T1 sıcaklığı bunlardan küçük olacak. Çünkü bu şu noktaya kadar sıcaklık artıyor. Bu noktadan sonra hal değiştirdiği için sıcaklık sabit kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi sık çıkan örnek çeşitlerinden çözeceğiz. Deniz seviyesinde bulunan ısıca yalıtılmış kabın içine buz parçası bırakıldığında su kütlesinin zamanla değişimi şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Suyun içerisine buz bırakıldığında su kütlesinin hemen artması için birinci aralıkta buzun erimiş olması lazım. Buzun erimesi için başlangıçta buzun sıcaklığı 0 santigrat derecedir çünkü bu 0 santigrat derecede erir. Birinci bölgede suyun sıcaklığı azalmaktadır. Buzu eritebilmesi için suyun ısı vermesi gerekiyor. Isı e, verirse suyun sıcaklığı azalır. Peki hangileri kesinlikle doğrudur diyor? Şimdi üçüncü öncüle kesin diyemeyiz. Çünkü ilk başta buz buradaydı. 0 santigrat derecede. Buzu eritebildiğine göre su da burada. Buzu erittiğinde suyun sıcaklığı daha sıfıra gelmemişse artık bu buz da eridi su oldu. Daha yukarıda arada bir yerde karşılaşmış olabilirler. Çünkü temas halindeki iki cisim arasında son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar Sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olanı ısı geçecek. Buz eriyip tamamı su olmuşsa illa 0 santigrat derecede değil biraz daha üstünde de buluşmuş olabilirler. Ya da buzun hepsi erimemiş de olabilir. Bir kısmı eridiğinde suyun sıcaklığı sıfıra gelmişse kapta 0 santigrat derecede su buz karışımı da var olabilir. Ama kesin olarak üçüncü öncüle yorum yapamayız. 1 ve 2 kesinlikle doğrudur. Evet, benzer başka bir örnek yapıyoruz. Deniz seviyesinde bulunan ısıca yalıtılmış kabın içine buz parçası bırakıldığında buz kütlesinin zamanla değişimi şekildeki gibi olduğuna göre ve son durumda kapta su bulunduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Önce bir ilk sıcaklıklarına bakalım. Suyun içerisine buz bırakılıyor ve buzun kütlesi artıyor. Buzun kütlesi arttığına göre bu aralıkta su donuyor. Su 0 santigrat derecede donar. Hemen donmaya başladığına göre suyun sıcaklığı 0 santigrat derece, suyu dondurduğuna göre buzun ilk sıcaklığı da 0 santigrat derecenin altında. Gözümüzde canlandırabilmek için şu şekilde çizelim grafikte. Su başlangıçta burada olacak ki hemen donsun. Suyu dondurabilmesi için de buzun burada olması gerekir. Son durumda kapta su bulunduğuna göre yani suyun hepsi donmuyor, bir kısmı donuyor. Çünkü su ısı verirken buz da ısı aldığında bunun sıcak buzun sıcaklığı da 0 santigrat dereceye geldiği için artık her ikisinin sıcaklığı da 0 santigrat derece olduğundan Aralarındaki ısı alışverişi bitmiş. Su hep 0 santigrat derecede kaldığı için sıcaklığı değişmemiş. T1 anında dengeye geliyorlar. T1 T2 aralığında buz ve suyun sıcaklığı da 0 santigrat derece. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar, başka bir örnek yapıyoruz. Deniz seviyesinde bulunan ısıca yağıtılmış kabın içine buz parçası bırakıldığında buz kütlesinin zamanla değişimi şekildeki gibi olduğuna göre 1. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstündedir. 2. T2 anında kaptaki suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. 3. T1-T2 aralığında buzun sıcaklığı sabitken suyun ki azalmıştır. Yargılarından hangileri doğrudur? Yine gözümüzde canlandırabilmek için çizelim. Su nerede olmalı, buz nerede olmalı diye düşüneceğiz. Buzun kütlesi önce sabit kalmış sonra azalmış. Demek ki buz önce eksideki sıfıra gelmesi için bir zaman geçmiş. Buz ısı aldığına göre su da başlangıçta burada olacak ki ısı vermesi için. Bu da sıfıra gelmemiş ki hala aralarında ısı alışverişi devam edecek. Bakın buzun hepsi erimiyor. Bir kısmı eriyor. Çünkü bir kısmı eridiğinde suyun sıcaklığı da sıfıra geliyor. Son sıcaklıkları eşit olduğu için aralarındaki ısı alışverişi bitiyor. Başlangıçta suyun sıcaklığı sıfırın üstünde evet buzu eritebildiği için. T2 anında dengeye geliyorlar. Su ve buzun denge sıcaklığı her zaman 0 santigrat derecedir. T1, T2 aralığında buzun sıcaklığı sabitken, evet buz hal değiştiriyor. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabittir. Su ısı veriyor. Isı verirken sıcaklığı azalmış. Dolayısıyla arkadaşlar 3 öncülümüz de doğru. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.